Değerli izleyiciler, Sağlığın Üniversitesi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde Ömer Zelif Halaç Hasta Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi hizmet verecek. Merkezin ilk temelleri ise bugün yapılan törenle atıldı. Törene Cumhurbaşkanı Irak Özel Temsilcisi Afyonkarahisar AK Parti Milletvekili Veysel Eroğlu da katılım sağladı. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde Ömer Zelif Halaç Hasta Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin temel atma töreni yapıldı. Törene Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Cumhurbaşkanı Irak Özel Temsilcisi AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunu Seven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, hayırsever Halaç ailesinden Özcan Halaç başta olmak üzere çok sayıda katılımcı iştirak etti. Ömer Zelif Halaç Hasta Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin temel atma merasimine hoş geldiniz. AFSÜ Rektörü Nurullah Okumuş, yapımı Halaç ailesi tarafından üstlenen, arazisi Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından karşılanan Hasta Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin ihtiyaçlara cevap verecek bir proje olduğunu belirtti. Toplam 4700 metrekare inşaat alanına 60 odaya ve 92 yatağa kadar artırılabilen kapasiteye sahip merkezimiz, bodrum ve zemin katlar dışında 4 kattan oluşmaktadır. Zemin kat, hasta yakınlarının yemek ve temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik planlanmıştır. Birinci ve ikinci katlar palyatif bakım merkezi olarak kullanılabilecek şekilde planlanmış olup, üçüncü ve dördüncü katlar ise misafirhane olarak kullanılacaktır. Bölgemizde ilk defa olarak 13 yaşındaki bir hastamızın kemik iliğinin naklini gerçekleştirdik. Bu çok büyük bir başarıdır. Kornea nakliyle çalışmalarımız başladık ve diğer organ nakilleriyle ilgili çalışmalarımıza da başladık. Hayırsever Halaç ailesi Ferdi Özcan Halaç ise süreci böyle anlattı. Buraya gelip gördüğümüz zaman dedik ki gerçekten büyük bir ihtiyaç. Tamam dedik, yola çıkıyoruz. Projelendirilmesi, şunu böyle yapalım, bunu böyle yapalım. Yani biraz zaman geçirdik. Palyatifin ihtiyaç olduğuna karar verdikten sonra Nurullah Bey benden bir kat istemişti. Ben dedim ki Nurullah Bey yapmışken iki kat yapalım. Yani misafirhaneden daha faydalı bir şey olduğuna inandığımız için iki kat yapalım dedik. Ve bu şekilde projesini şekillendirdik. En kısa zamanda tamamlarız. En kısa zamanda açılış için buluşuruz. Faydasını da görmeye başlarız. Vali Çiçekse kentin değerine vurguda bulundu. Afyonkarahisar artık bambaşka bir kent olmuş. Gerçekten başka bir, daha önce de söyledim, başka bir lige çıkmış. Her yönüyle 10 yıl önce bu kente gelenler şimdi geldiklerinde artık tanıyamazlar. Sağlıkta da bambaşka yerde, turizmde bambaşka yerde, sanayide bambaşka yerde. İnşallah bu atılımı hızla devam edecek. Afyonkarahisar'ın bu kadar gelişimine katkı sunan başta Sayın Bakanımıza, Sayın Vekillerimize, Belediye Başkanlarımıza, Rektör Hocalarımıza, benden önceki valilerimize huzurlarınıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Eroğlu da hayırsever aileye teşekkürde bulundu, yatırımların süreceğini ifade etti. Burada Sayın Özcan Halaç'a ve Özcan Halaç'ın Halaç ailesine gönülden teşekkür ediyorum. Gerçekten burada zaten çok güzel bir tesis. Kendisinin çok büyük emeği var. Hakikaten Mustafa Solak hocam ilk defa gittiği zaman projeye biraz zor inanmıştı ama daha sonra Mustafa hocam ikna etti. Bence çok daha mükemmel hale geldi. Hem bakım hem de rehabilitasyon. Az önce ifade edildiği gibi ben palyatif kelimesini kullanmak istemiyorum. Bakım ve rehabilitasyon hizmeti olacak güzel bir tesisin temelini atacağız. Allah hayırlı eylesin. Açıklamalar ardından İl Müftüsü Sinan Kazancı'nın dualarıyla temel atma töreni gerçekleştirildi.